Merhaba arkadaşlar, tuvalette oynamalık oyunları size bu bölümde ben tanıtıyorum. Bu oyunları tuvalette sadece erkekler oynuyormuş gibi anlatmayın. Bu oyunları tuvalette kadınlar da oynuyor. Şimdi size oyunları anlatmaya başlayacağım. İlk oyunumuzla başlayalım. İlk oyunumuzun adı 2048. Bu oyun dik konumda oynanıyor arkadaşlar. Bu oyun Android, iOS ve Windows Phone'da var ve ücretsiz elde edebileceğiniz bir oyun. Şöyle başlayayım isterseniz. Şimdi bu oyunda bu şekilde sayıları toplayarak 2048'e ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tabii sadece 2048'de değil, bunun katlarını da elde edebilirsiniz. Ama sadece aynı sayıları toplayarak ulaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi size toplama çıkarma işlemini anlatmayacağım burada. Şöyle bunu yapamadık. Buradan çekelim. Buradan da bunu çekelim. Evet, evet. Gördüğünüz gibi 16-16 olduğu zaman. Yani sadece aynı sayıları toplayabiliyorsunuz. Bu şekilde 2048'e kadar geleceksiniz. Gördüğünüz gibi. Biraz daha bir sayı. Evet. Böyle kendi de kaydırıyor. Yani siz herhangi bir hamle yaptığınız zaman toplanabilecek sayıları topluyor. Ama tabii biraz mantık oyunu. Yani biraz düşünerek oynarsanız işte tam tuvaletlik uzun süreler boyunca böyle. Yalnız ben bunu bayağı oynarım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi altta bir 64 oldu. Şurayı da bir 16'ya tamamlarsak. Şimdi 16'yı buraya kaydıramadım. İşte yanlış hamle. Yanlış hamle yaptım. Evet. Şimdi şunları toplayalım. Tabii bu kareleri çoğaltırsanız yeni sayı çıkarmanız daha zorlaşıyor. O yüzden kareler dolmadan bu sayıları toplamanız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben bunu sabaha kadar oynarım. En iyisi ikinci oyuna geçelim. İkinci oyunumuz GTA Chinatown Wars. Bu Çin Mahalleleri Savaşı diye sanırım Türkçesi. Şu anda açılıyor oyunumuz, bekliyoruz. Bu oyun sadece iOS platformunda var şu anda. Ücretli tabii ki 10 lira 49 kuruş. Bir ara Apple Store'dan kaldırılmıştı bu oyun arkadaşlar ama şimdi tekrar geldi. Şurada bir gördüğünüz gibi yukarıda solda bir işaret var. Bize ateş ediliyor şu anda. Polisler geldi. Evet, vuruluyorum. Şu an gerçekten sadece elimde bir copla onlara nasıl meydan okuyacağımı bilmiyorum. Çünkü adamın elinde silah var. Dayak yedim. Sadece karakter iki boyutlu. Kağıt gibi bir şey koşturuyor görüyorsunuz ama şehir ve arabalar üç boyutlu olduğu için gayet keyifli gözüküyor. Şimdi bu karakterimizin babası çok ünlü bir herif. Bu öldürülüyor. Bu da babasının katilini bulmak için Çin'den Liberty City diye bir yere geliyor. Gelme sebebi de amcası burada. Yani amcasından şüpheleniyorum ben aslında. Bu bir de ünlü bir kılıç muhabbeti var ama orayı da hiç anlamadım doğrusu. Yani oyun tepeden göründüğü için GTA 1 ve GTA 2'yi çok anımsatıyor. O yüzden tabii ayrı bir yeri var şu anda. Tabii görev görev derken ben bunu sabaha kadar oynamayayım. Yeni oyunu tanıtayım sizlere. Evet arkadaşlar, üçüncü ve son oyunumuz Plants vs. Zombies. Bu çiçekler ve zombiler olarak da geçiyor. Şöyle başlayalım. Bu oyun bütün platformlarda bulabilirsiniz. iOS'da 2 lira. Windows Phone'da 10 lira. Yazık bu Windows Phone'culara. Android'de de beleş. Şimdi oyuna başlıyoruz. Burası evimizin bahçesi. Şimdi şuradan o bize anlatıyor biraz ne yapacağımızı ama burada çiçekler yetiştireceğiz önce. Bu çiçeklerle kendimizi koruyabiliyoruz zombilere karşı. Şu güneşleri topluyoruz. O güneşlerle çiçek yapmamız için bize puan geliyor. Birazdan zombiler harekete başlayacak ve böyle bu şekilde ateş ederek zombileri öldürmeye başlıyoruz. Tabii daha çok güneş toplamamız gerekiyor ki her taraftan zombi gelebiliyor. Gördüğünüz gibi 3-4 atışta bu zombiler ölüyor. Tabii daha kuvvetli çiçeklerimiz de var ileriki kademelerde çıkacak ortaya. Gördüğünüz gibi zombiler de çok şirin. Çiçeklerimiz de çok şirin. Şimdi diğer levelimiz.
Gördüğünüz gibi zombilerimiz çoğalıyor her defasında. Şimdi 3 şerit oldu. Şimdi bu çiçek bize güneş verdiği için, bundan puan verdiği için daha çok ekmemiz gerekiyor. Şu dolduğu anda hemen her yere ondan bir tane yapıştırın. O bize böyle puan verdikçe daha çok çiçek ekebileceğiz. Şimdi bekliyoruz şu anda. Şimdi şuradan şuraya bir tane ekelim ki o zombiyi halletsin orada. Biz burada çiçek ekelim. Gördüğünüz gibi zombi orada ölürken biz şu puanları toplayalım. Bir tane daha çiçek ekebiliriz. Oradan güneş gelsin. Hepsi çok değişik karakterlerde geliyor. Ve şuraya bir tane hemen bir şey koymam lazım. Onu unuttum. Az daha çiçeğimi yiyecekti. Evet geliyor. Onu halletmesi lazım hemen onun. Evet son anda. Son anda zombi helak oldu. Evet gördüğünüz gibi ortalık şenlendi. Biraz çiçekler arttı. Bu zombiler de çok tatlı. Yani eve gelse ne olacaklar ama işte bunları öldürmek zorundayız. Gerçekten çok şirinler. Evet sonunda diğer levele geçiyoruz. Bu videoda size 3 tane tuvalet oyunu tanıttım. Başka videolarda görüşmek üzere. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin. Hoşça kalın.